Okyanustaki damlalar. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. TRT Name'ye ve Okyanustaki Damlalar programımıza hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu programı sizler için kimler hazırlıyor efendim? Ben Talat Er. Ben Dilek Yüzler efendim. İstanbul Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Yeditepe'ye oturmuş İstanbul'umuzun en güzel semtlerinden birindeyiz şu anda. Sizlere oradan sesleniyoruz efendim. Programımızda bugün musikimizde çok katkıları bulunmuş, her zaman olduğu gibi musikimize hizmetleri olmuş yine önemli bir solistimizle başlayacağız ama daha önce... Öncelikle çok değerli saz sanatçısı arkadaşlarımızı tanıtalım. Kanun'da Bora Dicle. Ut'ta Oytun Uçar. Ney'de Ali Osman Erdoğdular. Ve Ritim'de Muhammed İzgi. Bugün çok değerli tonmeisterimiz Süleyman Nazif İlter. Kendisine de teşekkür ediyoruz bugün bizimle birlikte olduğu için. Evet Talatçığım, her hafta musiki severlere kıymetli sanatçıları mutlaka tanıtmaya ve icralarını dinlettirmeye çalışıyoruz. Bugün de o günlerden biri. Benim için bugün çok özel aslında. Çünkü belki 15-20 yıl önce görmüş olduğum ve sesine hepimizin hayran olduğu bir sanatçı arkadaşımız bizimle birlikte. Yıllarca İstanbul Radyosu'na hizmet etmiş, emek vermiş. Şimdi de Türk musikisini başka bir kıtada yine hizmetlerine, Türk musikisi hizmetlerine devam eden bir sanatçı arkadaşımız bizimle birlikte. Ahmet Erdoğdular. Hoş geldin Ahmetciğim. Hoş gördük. Teşekkür ederim. Hoş geldin Ahmetciğim. Tekrardan sizlerle beraber olmak benim için de çok gurur verici. Aradan 20 sene sonra. Ama hiç değişmemişsin Ahmet. Sesin, duruşun, naifliğin, kibarlığın. Bilmiyorum, aynı değil mi arkadaşlar? Gerçi kime soruyorum ki, birisi kardeşi burada. Ali Osman yine Ahmet Erdoğduların kardeşi, bizim neyzenimiz. Bugün de onu davet ettik abisiyle beraber. Sana da teşekkür ediyoruz sevgili Ali Osman'cığım. Benim de güzel bir nöbet değişimi gibi oldu aslında. 2004 yılı sonunda Ankara Radyosu'ndan İstanbul Radyosu'na göreve geldiğimde sevgili Ahmetciğimle tanıştım. O güzel sesini duydum ve sonrasında tabii ki senin farklı görevlerin olduğu için o görevlere devam ettin ve sonrasında yurt dışına gittin. Evet, radyoda güzel yıllarım oldu. Çok güzel insanlarla tanışma şansım oldu. İşte Recep Birgit gibi, Hasan Esen gibi. Kahane Hoca ile de çalıştın mutlaka. Ya, radyo içerisindeki müzisyenlerden bahsediyorum. Kahane Karaca'dan bahsediyorum. Onlar tabii radyo dışında Necdet Yaşar gibi, Kahane Karaca gibi çok değerli insanlarla da beraberliğim oldu. Ama radyo yıllarım da benim için çok anlamı olan yıllar. TRT kurumuyla hangi yıl tanışmıştık sevgili Ahmetciğim? Tam yılını hatırlamıyorum ama 96 ya da 97 senelerine denk geliyor. Birkaç sene, çok değil, çok uzun değil. O zaman istisna aktiyle burada çalışma şansım oldu. Birkaç bant yapma fırsatım oldu. Benim için paha biçilmez deneyimler dediğim o günler. Çok değerli insanlardı hakikaten. Evet. Heyecanını, duygularını ifade etmen... Aynı heyecanı çoktu. Şu anda yaşıyorum. O zaman şöyle yapalım. İsterseniz biraz o güzel sesini şarkılarla dinletelim dinleyicilerimize. İlk olarak hangi eser senin güzel anonsunla başlayalım? Şimdi benim hayatımda çok değer verdiğim insanlardan bir tanesi Bekir Sıtkı Sezgin. İlk olarak da onun eseriyle başlamak istedim. Ama aslında Ümit Gürelman, babamın çocukluk arkadaşı, dostu... Biz Ümit amca olarak biliriz. Çocukluğumuzdan beri tanırız onu. Güftesi de ona ait bir parça. Özellikle seçtim. Çünkü Ümit Gürelman'ın bende ayrı bir yeri var. Hem babamla olan ilişkilerinden, hem de şiirlerinin güzelliğinden. Nem Eser makamında. En heyecanlanmayacağım bölüme geçelim o zaman. Bu eseri hep beraber evet, icra edelim. Öncesinde
Ali Osman Erdoğdulardan yine bir Nevesel Taksim alalım istersen. Abi kardeş, böyle karşılıklı bir söyleşin o zaman. Harika.
Gönlüne sağlık, ağzına sağlık. Ve diyelim. Eser öncesi de sevgili Ali Osman'a da teşekkür Ali ediyoruz. Osman'ın da ellerine güzel sağlık. Güzel taksimi için. Şöyle yapalım mı? Bu güzel makamın tınıları devam ederken ikinci eserimiz de aynı makamda. İkinci eserde Saadettin Kaynağ'ın Hicranla Harap Oldu da Sevda isimli parçası gene Neveser makamında. Hicranla harap oldu da sevda, eli aşkıma imanıma bakma, ağlatma da yak ha. Oh,
teşekkür ediyoruz sevgili Ahmet Erdoğuzlar ve değerli saz sanatçı arkadaşlarımıza. Ben de hepinize teşekkür ederim. İki form efendim, birisi az kullanılan makamlardı. Neveser makamı ve aynı zamanda bir de gazel meyan sonrası ne kadar yakıştı. Fazla rastlamıyoruz çünkü günümüzde gazel formlarına. Ahmet'in ben yıllardır hep böyle bir gazel okuduğunu biliriz zaten. Çalardık da uzun zaman önce de. Şimdi yine... müzik eğitimi biliyorsunuz, çoğu dinleyenler de biliyorlardır. Babam Neyzen Ömer Erdoğdular yakında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Başta da söyledim, Bekir Sıtkı Sezgin. Yani bütün radyodaki kayıtlarını ezberlemiştim çocukluğumdan itibaren. Sonra babam bir gün bir kaset verdi. Dedi ki bak bu Hafız Kemal, bu da gazel işte. Onu ezberleyeceksin. Ben ondan sonra belki onlarca gazel ezberledim. Gazel formu o dönemlerde çok yoktu Türkiye'de. Birkaç kişi vardı. Günümüzde epeyce çoğaldı, şimdi okuyan arkadaşlar varlar. Onun bana ne faydası oldu? Yani makamları anlamamda bir çok büyük etkisi var gazellerin. Sonra o entonasyonları anlamada... Eski kullanılan entonasyonlar, mesela Cemil Bey'den çok taksimler ezberledim ben sesle. Onun uşşak kullanışı, ne bileyim hüzzamdaki mi bemolleri kullanışı. Bunlara çok faydalı oldu. Aslında ses kullanmamda çok faydalı oldu. Onlardan ben ses tekniğini gayri ihtiyar öğrenmiş oldum. Yani anlamasam da onlara çalışırken sesi nereden çıkartıyorlar, harfleri nasıl kullanıyorlar. Onu öğrenmiş oldum. Mesela A harfi nasıl kullanılır? Şarkı içerisindeki E ve ya da güfte içerisindeki E'nin kullanılış şekli nasıl olur? Onları ben farkında olmadan öğrenmişim. Bunları daha sonra konservatuara girdiğimde tabii daha ilmi olarak da öğrenmiş olduk. Aslında hem ses eğitimi hocamızdan. Yarıdan girmiş oldun da biz tabii seni yıllardır tanıyoruz ama sen de kendini bize kısa da olsa bir musiki geçmişin hakkında bize bir bilgi verebilir misin? Nereden başladın? Dediğim nasıl gibi ben yani musiki bizim evimizde sürekli olan bir günlük bir hadiseydi. Babam sürekli çalışırdı. Eskiden büyük makaralı teypler vardı. Babam onunla çalışırdı. Ben belki ilkokula gidiyordum. Belki daha da küçüktüm, bilmiyorum. Evimize İhsan Özgen gibi, Abdü Coşkun gibi büyük müzisyenler gelir, prova yaparlardı. Biz onlara giderdik. İşte hiç unutmuyorum, Ümit Gürelman onlardan bir tanesi. İhsan Özgen, Niyazi Sayın'ın ev derslerine çok katıldım. Babam beni götürürdü. Ondan çok şey öğrendim. Büyük müzisyenlerle bir buluşma imkanım olmuş oldu. Evet, duymak, daha sonra da kalpten duymak. Aslında musiki bence. Hı hı. Önce kulaktan duyuyorsun, sonra kalbine indikten sonra o bütün perdelere hakimiyet ondan sonra başlıyor bence. Evet. Kalpten hissettikten sonra. Bir kere tabii. Musikinin bedenine de inmesi lazım. Ben öyle düşünüyorum, sadece kulaktan. Ben dün affedersin sözünü kestim. Instagram'da bakarken Miles Davis konuşuyorlar. Diyorlar ki yani sen ne kadar... müzik yapıyorsun, ne kadar çalışıyorsun? Ben her daim çalışıyorum. Hatta diyor şu anda bile ben müzik duyuyorum diyor. Yani bir müddet sonra dediğin gibi insan her şeyde müzik duymaya başlıyorsun. Mesela trene biniyorum, orada bir havalandırma çalışıyor. O havalandırmanın sesi bana bir gazel okuma şeyi veriyor. Orada evet. Kendi kendime mırıldanıyorum mesela. Bir dem gibi gelmiş olabilir mi? Evet, dem gibi oluyor. Sanki celloyla biri orada dem tutuyor. Bir müddet sene sonra öyle oluyor sanıyorum. Tabii ki en büyük şansınız, tabii ki Allah rahmet eylesin, babanızdan gelen o genlerinizdeki yetenek ve üstüne tabii çalışmayı da ekleyince ortaya bu güzel sonuçlar çıkıyor. Evet, dediğiniz gibi çalışma olmadan olmuyor. Şimdi insanlar diyorlar ki Allah vergisi. Allah vergisi değil yani. Siz senelerinizi verdiniz bu kemanı öğrenmek için, değil mi? Yani çalışmadan imkansız. Peki bir konuyu merak ettim. Siz kendiniz mi özellikle, yoksa rahmetli babanız yönlendirdi mi sizi bu konuda? Tabii yönlendirme var, yani yönlendirme yok dersem yalan olur. Ben aslında ilk ben de neyle başlamıştım. Sonra yani okumayı daha sevdim, daha çok sevdim. Babam dedi ki yani birini götürmen lazım, neyle okuma bir arada olmaz. Neyi bırak ya da okumayı bırak. Çünkü ikisini aynı anda çalışamazsınız. Tambur olsaydı o zaman belki devam ederdim tambura. Ben tambura çok geç başladım. Üniversiteye girdiğimde, konservatuara girdiğimde başladım.
Ama tamburu da çok seviyorum. Yani seslerin tekne içerisindeki süzülüşü, böyle size gelen o sesler, ne bileyim renkler müthiş bir zevk veriyor bana. Evet, tamburu dinlerken aslında bir anlamda mızraplı ney, sanki aynı ruh, aynı duygu. Evet. Onu hissedebiliyorsunuz. Bu iki enstrümanı ayrı tutuyorum ben. Amerika'da da işte ben orada çok insan tanımıyordum ilk gittiğim zaman. Tamburumu götürmüştüm, onunla çalıp söylüyordum. Bir üniversiteden davet etmişlerdi. Wesleyan Üniversitesi var orada. Amerika'nın en büyük konservatuarlarından bir tanesi o Wesleyan. Orada tambur çaldım ve söyledim. Konserden sonra iki genç geldiler, konservatuarlı. Tambur öğrenmek istediklerini söylediler. Bu anlattığım belki 16 ya da 15 sene önceydi. Şimdi o arkadaşlar benim talebem oldu. Beraber bana eşlik ediyorlar orada. Maşallah, ne mutlu. Evet, tambur öğrendiler. Tambur demişken efendim, sırada öyle bir tambur sanatçısı var ki onun bestelerini bilmeyen ve sevmeyen yoktur herhalde. Selahattin Pınar eseri var. Evet. Sevgili Oytun Uçar'dan güzel bir rast taksim rica edelim. Ve eser ismini de sevgili konuğumuz Ahmet Erdoğdular'dan rica edelim. Selahattin Pınar'ın Rast makamındaki şarkısı Aylar Geçiyor Sen Bana Hala Geleceksin. Daha yeah.
bekletme yazık. Gönlüne sağlık. Ne güzel bir eser, ne güzel bir yorum oldu. Biz de keyifle sana eşlik ettik. Peki bu kadar parlak zamanında diyeyim. Çünkü çok genç bir zamanda biz senin başarılarını görmüş olduk. Peki o zamandan sonra nasıl oldu da bir anda ülke değiştirdin, kıta değiştirdin hatta? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydun? Çünkü bu kadar emeğin vardı Türk musikisine. Emeğim tekrar devam ediyor aslında. Hani müziği bırakmış değilim. Ben Amerika'da gene müzik yapıyorum. Onu da soracağım oradan ama. Oradan davet almıştım. Ben Columbia Üniversitesi'ne Visiting Scholar olarak gittim. Orada araştırmalar yaptım. Sonra City University of New York'ta Steven Bloom tarafından davet edildim bir yıl sonra. Hı-hı. Orada da onunla beraber çalıştık. Doktora derslerine girdim. Bu arada orada Türk müziğiyle ilgili, ya klasik Türk müziğiyle ilgili bir... büyük bir açık vardı diyeyim. Yani amatör korolar olsa da klasik müzik çok fazla bilinmiyordu Amerikalılar tarafından. Ben bir organizasyon kurdum orada. Hı-hı. Makam New York organizasyonu. 2011 yılından bu yana orada çok konserler, workshoplar yaptık. Türkiye'den müzisyenler geldiler. Workshoplarımıza Kolombiya'dan, ülke Kolombiya'dan, efendim Brezilya'dan, Avustralya'dan talebelerimiz oldu. Hatta Tunus ve Türkiye'den de gelenler oldu. O workshoplarımıza devam ediyoruz. Tabii pandemi girince o online'a dönmüştü. Şimdi tekrar devam ediyor. Makam New York'la gene Amerika'nın en büyük konser salonundan biri olan Carnegie Hall'da onların davetlisi olarak, hatta benden 18. yüzyıl bestekarlarından bir konser yapmamı istediler. Öyle bir konser de yaptık. Lincoln Center'da konserler yaptım. Hala yapıyorum. Geçen sene bir New Orleans'lı bir arkadaşım var mesela. Klarnet ustası. Onunla bir proje yaptık. Türk müziği doğaçlamalarıyla New Orleans doğaçlamalarını birleştirdik. Çok güzel bir konser oldu. Türk müziğinin renkleri demişken sırada Süznak makamı var. Şimdi Kani Karaca'dan seçtim bu eseri, Süznak. Yine Ümit Gürelman'ın güftesi. Bahçemde açan goncaların hepsi dökülsün. Ahmetciğim, aynı zamanda bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Onu da kutlamadan mutlaka geçemeyiz tabii ki. Türk milletinin bağımsızlığının bir sembolü tabii ki. Dumlupınar'da biliyorsun meydan muharebesinde yine kazanılmış büyük bir zafer. Biz de bütün Türk milletinin zaferini kutluyoruz. Evet, başta atamızı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz efendim, saygıyla anıyoruz. Ben de bugün doğmanın mutluluğu ve onurunu yaşıyorum efendim. Çok gururluyum gerçekten. Bunun anısına da senin eserine istersen şöyle küçük bir taksimle çok memnun olurum. Taşlandıralım. Mm-hmm.
Bahçemde açan goncaların hepsi dökülsün. Bahçemde açan goncaların hepsi dökülsün. Sen kal bana yalnız, yine kal ki gülsün. Sen kal bana yalnız, yine kalbimdeki gülsün. Varsın güzelim her çiçeğin boynu bükülsün. Sen kal bana yalnız, yine kalbimdeki gülsün. Sen kal bana yalnız, yine kalbimdeki gülsün. Çok teşekkür ediyoruz ve eser öncesi de sevgili Dilek Yüzler. Gönlüne sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizlerin de ellerine sağlık. Diyoruz. Gönlüne sağlık. Teşekkürler. Bu arada Ümit Gürelman'ı da es geçmeyelim isterseniz. Abimiz, büyüğümüz, yine de kıymetli bir Neyzen abimiz. Hem besteleri yine hakeza, güfteleri yine başka. Hep aruz yazmış, dikkatimi çekti. Evet. Büyük emekler var tabii burada. Böyle hemen yapayım da oldu olmuyor bunlar. Evet, kendisi yüzden çok değerli hocalardan ders almış tabii. Esare Asım gibi. Buradan selamlar, saygılar buradan gönderelim. Evet, ben de çok sevgilerimi, hürmetlerimi iletiyorum kendisine. Sırada yine güzel bir eser var. Hicaz bir eser. Hasan Esen ve yine sözler Ümit Gürelman'a ait. Evet. Canan mı gönül derdime derman olacaktır?
kalbime ferman olacaktı. Çok teşekkür ediyoruz. Gönüllerinize sağlık. Ve Hicaz makamında bir eser daha görüyorum. Ahmet Rasim Bey'in güftesi. Şevkinle hayalinle olur neşe bedidar. Şevkinle hayalinle olur
Peki sürekli yurt dışı projelerimizden bahsettik. Türkiye'de projelerimiz yok mu sevgili Ahmet'ciğim? Türkiye'ye de geldikçe fırsat olursa tabii yapmaya çalışıyorum. Geçen sene Hisar, Anadolu Hisarı'nda bir konser yapmıştım. Evet. Güzel de oldu, çok katılım da oldu. Yani fırsat oldukça yapmaya çalışıyorum. Oradan geliş gidiş tabii çok zor olduğu için. Evet, ülkemizde de tabii ki Amerikalı bahsetmiş olduğun o sanatçılarla ortak projeleri burada bizim dinleyicilerimize de sunmakta fayda var. Onları tabii ben de çok arz ediyorum onu. Buluşturmak evet. Lazım. Orada güzel projeler yaptık. Mesela Aradink Cihan var, evet. Udi. Mavroti diye bir arkadaşım var. Yunan asıllı, Amerikalı. O da ud çalıyor. Dediğim gibi yani bizim seyircimiz genelde Amerikalılar. Çeşitli tabii Türk grupları orada çalıyorlar ama onların, Carnegie Hall'un organize ettiği ilk konser ve bu da The New York Times gazetesi var. Orada iki tane yazı çıktı hakkımızda o konserle alakalı. Tebrik evet. ediyoruz, gurur duyuyoruz. Peki sırada yine güzel bir eser var. Hemen onu da vaktimiz çünkü daralıyor. Yine senin sesinden dinleyelim, biz de sana eşlik edelim. Şimdi Şevki Bey'den seçtim bu eseri. Sen bu yerden gideli, ey saçı zer. Sen bu yerden gideli, gideli, gideli aman. Ey saçı zer. Seni söyler bana dağlar dere. Teşekkür ediyoruz. Kendinize evet, sağlık. Kendine sağlık. Uzun yıllar dediğimiz gibi TRT İstanbul Radyosu'nda büyük emekler vermiş ses sanatçısı Ahmet Erdoğdu'lar bizimle birlikte oldu. Çok teşekkür ediyoruz ve başka kimlere teşekkür ediyoruz. Çok değerli saz sanatçısı arkadaşlarımız Kanun'da Bora Dicle. Ut'ta Oytun Uçar. Ney'de Ali Osman Erdoğdu'lar. Ve Ritim'de Muhammed İzgi. Bugün çok değerli tonmeisterimiz Süleyman Nazif İlter. Haftaya Cuma günü Okyanustaki Damlalar'da yine yepyeni bir konuğumuzla sizlerle birlikte olmak istiyoruz efendim. Ve son eserimizle veda ediyoruz sizlere. Bana evet son eserimiz ettiniz. Hangisi onu da bize anons edersen. Son eserimiz de gene bir türkü. Yüce Dağ Başında Harman Çeç Olur. Of all.
başında harman çek çomur bir tanem gel gel sevdiğim gel gel çirkinin yanında sabah geç olur vay perişanım vay vay ah gece gelme gündüz gel buluşalım vay vay tenhalarda menhalarda görüşelim vay vay of of beyler bahçesinde bülbüller şakır bir tanem gel gel sevdiğim gel gel sevdiğim Yosman'ın gözleri çakır vay perişanım vay vay ah gece gelme gündüz gel buluşalım vay vay tenhalarda menhalarda görüşelim vay vay sabah ciğerim delik vay perişanım vay vay ah gece gelme gündüz gel buluşalım vay vay fenhalarda menhalarda görüşelim vay vay Okyanustaki damlalar.